başlayalım dostlar. Savaşçı müziğiniz gerçekten izleyen herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Gece yayındayız. Acil yayınla birlikteyiz dostlar. Hemen gündeme düşen bir haberi paylaşmak zorundayım. Bu haberin aslında bir dalgasını biz Bitcoin tarafında yaşadık. Ee, bu dalga neydi? Hemen birazdan onu hatırlatacağım sizlere. En son 15.800 dolarlara kadar gerilememize neden olan bir İflas haberi vardı. Daha sonra bu doğrulanmıştı ve ardından da düşüş sertleşmişti. Şimdi an itibariyle önümüzdeki hafta bu şirketin iflasının duyuracağı söyleniliyor piyasada. Şimdi Wall Street Journal'ın salı günü aktardıklarına göre kripto kredi kuruluşu BlockFi iflas etmiş. Devasa kripto borsası FTX'e önemli ölçüde maruz kalması nedeniyle potansiyel bir iflas başvurusuna hazırlanıyordu. Şimdi BlockFi İlk etapta varlıkların çoğunun FTX'e tutulduğu yönündeki söylentileri yalanladı. Herkes gibi tabi o da ilk başta yalanladı. Ancak pazartesi günü bu söylentileri doğrulayarak sektörde yeni bir düşün meydana gelmesine neden olmuştu. Haftanın ilk gününde 15.800 15, dolar seviyelerine kadar gerilen lider kripto para birimi sürecin ilerlemesiyle birlikte tekrardan toparlandı şimdi an itibariyle. Geçtiğimiz dakikalarda ise konuyla ilgili yeni bilgilerin ortaya çıktığı görülüyor demişler. WSG'nin haberinin üzerinde bir gün geçmesinin ardından BlockFi harekete geçmişe benziyor dostlar. Konuya aşina olan bazı kaynakların aktardıklarına göre önümüzdeki hafta itibariyle BlockFi iflas ettiğini duyurabilir. Bu çok çok önemli bir haber bizler için. Böyle bir durumda Bitcoin'in nereye kadar geri çekilebileceğini konuşmamız lazım. BlockFi'de çalışan bazı yöneticiler de bu iflas başvuruları ihtimallerini doğrulamış ve şirketin ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne sermişti. Birçok kripto para yatırımcısı BlockFi'nin resmi olarak iflas başvurusunda bulunması halinde tekrardan dijital varlıkların düşüş yaşayıp yaşayamayacağını merak ediyor. Şimdi bu merakı ben sizler için e, az çok dile getirmeye çalışacağım. BlockFi söz konusu olan FTX'den ötürü iflas başvurusunu çekmesiyle birlikte domino taşları etkisi yarattı diye düşündüğümüz... Dalganın ikinci ayağı bizleri bekliyor olacak büyük bir ihtimal. Böyle bir süreçte Bitcoin'in nereye kadar evrilebileceği, nasıl bir düşüş sergileyebileceği tabii ki de merak konusu ama burada beklentiler tekrar 13.786 destek noktasına denk geliyor. E, bu süreçte takip edilecek çok ciddi destek noktalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Bu destek noktasının kesinlikle ve kesinlikle e, 13.786 Geri çekilmesi çok çok önemli ve kritik bir geri çekilme olacak. RSI'de bugün an itibariyle M formasyonunu canlı yayında da sizlerle konuşmuştuk. Bu M formasyonun henüz kırılımını görmüş değiliz. Ee, bu M formasyonun kırılımıyla birlikte günlükte bitcoinin dip seviye olarak 13786 desteğini test etme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Böyle bir haberin piyasaya pompalanması ile birlikte. Aralık ayındaki FED faiz kararına kadar piyasalarda düşüş devam edecek gibi duruyor. Çorçular para kazanmaya devam edecek gibi duruyor. Burayı yakından takip ediyorum. Acil yayınla karşınıza çıktım. Kusuruma bakmayın. Panik yaratmak istemiyorum. Panik olunacak bir şey de yok. %50 içerideyim. Bekliyorum 13786 desteği esnasında. İçeride dolaşan hacim ve küresel piyasanın haberlerini doğru bir şekilde analiz edip Duruma göre elimdeki son kalan %50'nin 30'unu belki de bu bölgeden ateşleyebilirim. Daha karar vermiş de değilim. Piyasayı takip ediyorum. Blok fee haberini takip ediyorum. Sizler de buna göre önlem almayı unutmayın. 15.774 kale bilginiz olsun. Bizler de short işlemdeyiz. Dördüncü short işleme girdik. Tam 4 paritede short işlemdeyiz. An itibariyle son işlemimizi de APT'de açtık. APT'nin yükselişinden geriye doğru düzülürken güzel bir işlem açtık. Çok da güzel bir yerde yakaladık APT'yi. An itibariyle de geri çekilme APT'de devam ediyor. Bakalım nereye kadar devam edecek. Tam 4 ayrı işlemde short işlemdeyiz ve dördünde de kardayız. İnşallah buradan güzel karlar da elde edeceğiz. Sizler de bu tarz trade işlemleri için katıl butonundan balino üyesi olarak kanala Discord kanalına üye olabilirsiniz dostlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz acil yayınlar için videonun altına da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, gönülden seviliyorsunuz. Şimdiden herkese hayırlı sabahlar, hoşçakalın.